Ortodoks bir milletin ortodoks prensiplerini benimsemiş bir halkın Müslümanlıkla yönetilen bir imparatorluğa, bir devletin kontrol altına geçmesi bu iki halkın esasen birlikte yaşamasını gerektiriyor ve birçok kültürel alışveriş yapmasına neden oluyor. Osmanlı Devleti'nin Müslümanlıkla yönetilmesi Ortodokslar için çeşitli etkilere sahip ve birbirlerini tanımaları için çeşitli aslında yerler de var Osmanlı Devleti'nde. Şimdi bahsedeceğimiz ilk nokta Osmanlı Devleti'nin ve Müslümanlık felsefesinin, Müslümanlık dininin şehirleşmeye verdiği önem. Biliyorsunuz Müslümanlıkta ne vardır? Hayır işleri yapmak, toplum için fayda sağlamak önemli bir noktaya sahiptir. Bunun Osmanlı Devleti'nde bulduğu yansıma İskan politikalarındaki şehirleşmeye verilen önem. Osmanlı Devleti yeni bir şehri ele geçirdiğinde o şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesine çok fazla önem veriyor. Bunu nasıl yapıyor? Hala bugün İstanbul'da ya da Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde görebileceğimiz yapılar çerçevesinde yapıyor. Neler var mesela? İlk yapılan şey bir şehir işgal edildiğinde cami. Dini ihtiyaçların giderilebilmesi için cami yapılıyor. Genellikle eğer gayrimüslim bir şehir işgal ediliyorsa, ele geçtiyse şehrin en önemli kilisesi camiye çevriliyor. Ama bu demek değildir ki Ortodokslara kiliseler verilmiyor. Ortodokslar da tabii ki de kendi kiliselerini hem yeni inşasını devam ettirebiliyorlar ama ne kadar özgürce bilmiyorum, soru işareti. Hem de var olan diğer kiliselerde dinlerini özgürce yaşayabiliyorlar. Cizye vergisiyle birlikte birazdan onu da detaylandıracağız. Ama Osmanlı Devleti gerçekten şehirleşmeye önem veriyor. Bildiğimiz diğer örnekler medrese. Medreselerde daha çok dini eğitim yapılıyor. Ama bu medreseler diyebiliriz ki okul görevini görüyor ve kültürel hayatın gelişimi için önemli noktalar. Daha çok tabii ki de ilk etapta dini eğitim var. Not düşmüşüm buraya da medreselerin yapısı tepeden baktığınızda şöyle daha kubbeli 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 bir yapıya sahip. Onun için yukarıdan bir haritayla bakarsanız medreselere göreceksiniz ki hep şöyle bir yarım ovalli kubbeli bir yapıya sahip medreseler. Ben de bunu derste öğrendim. İnceleyeceğim, daha da dikkat edeceğim medreselerin mimari yapısına. Ondan sonra ne var mesela? İmarethaneler, imaretler. İmaretlerde fakirlere yardım edilen, fakirlerin işte açken, yemek bulamıyorken ya da para ihtiyacı varken, beslenme ihtiyacı varken onları bu servisleri sunan yerler. Aslında çok önemli, sevdiğimiz bu, hani diyoruz ya Avrupa'ya gittiğimizde batıya bazen sıkılıyoruz, of şehir hayatı sıkıcı falan diye, çok monotonlar bilmem neler. Aslında bütün bu Balkan ülkelerine ve bize kalan Osmanlı'dan bu güzel şehir hayatı. Gerçekten bir Antakya'ya gidin, bir İstanbul'un ara sokaklarında dolaşın. Hareket var. Biz, yani Osmanlı çocukları diyeceğim bir yerde, dışarıda olmayı seviyoruz. Bir tavla oynayalım, bir kahve içelim, gece hayatımız olsun. Bunu gerçekten seviyoruz çünkü böyle büyümüşüz. Bilinçaltımızda bu var. Başka ne var? Çarşılar. Ticaret yapan zümrenin, ki biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde ticaret, Müslüman tacirler de var. Ticaretle uğraşan Müslümanlar da var ama genelde ticaret gayrimüslim zümrenin elinde. Müslümanlar nedense ticareti çok sevmiyorlar diyelim. Genelde gayrimüslimlerin elinde olan bir şey ticaret. Bunu çok detaylı işleyeceğiz ileriki videolarımızda. Çarşılar, kervansaraylar, gelip mola vermek isteyen tacirler için, tüccarlar için yine. İşte bu büyük çarşılara ne deniyor? Mesela bedesten, daha büyük olan çarşılar içinde değerli ticaret eşyalarının da olduğu mücevher, silah, kumaş, bildiğiniz çarşılar. Her şehrin çarşısı aynı büyüklükte değil. Mesela İstanbul'daki çarşıların kimi çok önemli. Mısır çarşısı, Kapalı Çarşı. Her şehirde ama bir çarşı oluyor. Yani bir pazar yeri. Çok tipik bir Osmanlı mantığında bir şey. Alışverişin yapılabileceği. Ki Osmanlı'da kölelik bu arada. Hemen bununla bir parantez açalım. Batılı anlamda anladığımız kölelik çok yok Osmanlı'da ama kölelik var, köleler var. Köleler özgürleşebiliyor Osmanlı'da. Dediğim gibi batılılardan farklı ama köle pazarlarının da olduğunu biliyoruz. Bu çarşılarda, pazarlarda bazen köleler de satılıyor. Özellikle İstanbul'un köle pazarı ünlü. Hamam, Selanik'tekiler bilir, orada bir sürü hamamlar var. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bütün bu yapılar, bütün bu Osmanlı'nın şehirleşmeye verdiği önem doğrultusunda ortaya çıkan yapılar. Bu iki halkın, yani halktan kastım dini kimlik, Ortodoksların ve Müslümanların birbirlerini tanıyabileceği, alışveriş yapabileceği, alışverişten kastım sadece parasal değil,
düşünce bağlamında, kültür alışverişi bağlamında çok güzel yerler ortaya çıkarıyor. Gerçekten iki halkın sinyparksi, bunun Yunancası, yani bir arada var olabilmesi için ve birlikte yaşamayı öğrenebilmesi için ve birlikte yaşamadan doğacak yeni zengin kültürü oluşturabilmesi için muhteşem yerler buralar. Dikkat etmek istediğim bu yapılar bazında zaten bildiğin şeyler, daha uzatmadan iki tane nokta var. Bunlardan birincisi işte bu gayrimüslimlikle Müslümanların eşitliği olayı. Mesela aynı mantıktan bir örnek geldi aklıma, hamamlar. Şeriat yasalarına göre, çünkü İslam dininde bedenin temiz olması için çok çeşitli kurallar var, spesifik kurallar var. Mesela hamamlarda biliyorsunuz kadın erkek ayrı ama gayrimüslimlerin yeriyle Müslümanların yeri de ayrı. Yani böyle kategorileştirmeler de var kimi noktada. Yani Müslümanın girdiği yere gayrimüslim giremiyor. Ama aynı imparatorluğun çatısı altında yaşıyorlar. Bu bir örnek, hamam örneği. Ama mesela çarşıda böyle bir kısıtlama yok. Çarşıda insanlar birbirlerinin kültürünü tanıyabiliyorlar. Aynı mantıkta işte kervansaraylarda böyle bir kısıtlama yok. Yani bu iki halk birbirini tanıyacak da fırsat bulabiliyor. Altını çizmemiz gereken nokta, neden bu medreseleri, işte bedestenleri, hamamları, çarşıları bu kadar uzattım? Osmanlı'nın bu yaklaşımı, bu şehirleşmeye verdiği önem gerçekten fakirin ve yardımın dini olması düşüncesini vurgulatan, bu tür düşüncelerin altını çizen, bu tür düşünceleri doğrulayan bir imaj yaratmasını sağlıyor. Ve Anadolu'da çoğu Hristiyanın Müslüman olmasına da sebep oluyor. Kitlesel bir şekilde Osmanlı Devleti bu coğrafyaya geldikten sonra Ortodoksların, coğrafyada yaşayan çoğu Hristiyanın Müslüman olma durumu da var. Ve bu yapıların görevinin ve rolünün bu din değiştirmede yadsınamaz olduğunu düşünüyorum. Mesela imarethane, imaretler. Ne dedik? Burada fakirlere yardım, yemek verilen kurumlar bunlar. Bu gerçekten Müslümanlık imajını çok pozitif şekilde etkiliyor. Aynı şekilde bahsettiğim diğer yapılar da bu şekilde. Şimdi bu videonun geri kalanını bu din değiştirme mantığına bağladıktan sonra Sufizme, Bektaşiliğe, tekkelere ve de Hristiyanların, Ortodoksların din değiştirme olayına bağlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu din değiştirmeler azımsanamayacak kadar çok. Din değiştiren sayısı çok fazla Osmanlı'da. Hristiyanlardan Müslümanlığa geçen. Bunun nedenlerini de en son özetleyeceğiz. Ama şunu da bilmeniz lazım ki Müslümanlığa geçmek çok kolay. Yani kadıya gidiyorsunuz, denilmesi gereken cümleyi söylüyorsunuz. Çok da uzun değil. Sanırım Eşhedü en la ilahe illallah falan diye başlayan ve Müslüman olabiliyorsunuz. Sufizm ve Bektaşilik ve o felsefe, işte Mevlana, Hacı Bektaşilik, Osmanlı'nın özellikle ilk yıllarında Selçuklu'da da popüler olan, 11. 12. yüzyılda Selçuklu'da çok popüler olan, belki aslen Pers dünyasına ait İran'dan çıkmış bir akım. Bu gerçekten bu coğrafyada, hatta şu an hala yansıması var. Ben biraz bu bizim, biz Arap Alevisiyiz, Nusayriliği, bu Arap Aleviliğini bu felsefeyle çok bağdaştırıyorum. Belki Aleviliğin diğer kolları da böyledir. Sufizmin önemini anlayamadan ne ileride bahsedeceğimiz devşirmeyi anlayabiliriz, ne de Osmanlı'nın dini yapısını anlayabiliriz. Kitçikesi yine diyor ki Osmanlı kurulduğunda benimsemiş olduğu dini temeller hanedanlığın Sünnilikten çok Sufizmle bağdaşıyor. Ondan sonra yönetim büyüdükçe, imparatorluk büyüdükçe Osmanlı Devleti Sünni bir yapıya bürünüyor. Çünkü Sünni yapıya bürünmek yönetebilmek için Arap dünyasını, özellikle Yavuz Sultan Selim'le birlikte işgal edilen Arap dünyasını yönetmek için çok güzel bir politik güç de aynı zamanda. Ama Osmanlı'nın ilk yıllarında Sufizm çok popüler ve de Müslümanlığın katı prensiplerinden çok, ki Müslümanlık yine kolaylık dini denir genelde dini çevrede. Yani aslında Müslümanlığın da çok kolaylaştırıcı noktaları var, ama demek istediğim Müslümanlığın belirttiği şeriattaki, Kur'an'daki kurallardan çok insanı sevmek, hümanizm, iyi insan olmak gibi prensipleri merkezine koyan bir akım. En basitiyle. Daha fazla araştırıp aşağı yorum yapmak istiyorsanız çok mutluluk duyarım. Ama Sufizmin temelinde insanı sevmek ve iyi insan olmak var. Bunu detaylandırmak isterim aslında. Bunu ben bu Sufizm olayı açıldığında, Ortodokslukla bağdaştırıldığında çok şaşırdım. Çünkü bizim İskenderun'da da çok olan bir şey bu. Yani bu yörelerde, Antakya'da, İskenderun'da, evet herkesin kendince bir din anlayışı var ama bize sürekli büyüklerimiz tarafından ya da din eğitimi alanında mesela aileler hep bunun üstüne vurgu yapılır.
Önemli olan iyi insan olmak, iyi insan olun. Yani buradaki din anlayışının temelinde bu var. Ve arkadaşlar, neden bunları böyle detaylı anlatıyorum, bağlanacak. Yine İskenderun'da Ortodokslarla Müslümanlar çok iç içe. Yani bu mesela Alevi halkla Ortodokslar sürekli iç içe. Ben hatırlıyorum, biz küçükken işte Paskalya'da biz de yumurta boyardık. Biz oruç tutuyorken gelirler, orucumuzu kutlarlar, bayramımızı kutlarlar. Yani çok fazla iç içelik var. Ve bu iç içeliğin temellerini belki bu Sufizm ve Osmanlı'daki Sufizm, yöredeki Sufizm ve Bektaşiliğe bağlayabiliriz. Çünkü neticede Ortodoksluğunda, Müslümanlığında, Aleviliğinde her neyse temeli, bütün İbrahim dinlerin temeli iyi bir insan olmak, insanı sevmek. Bunu ne kadar vurgulasak az. Osmanlı'nın yine bu döneminde Selçuklu'da da Hacı Bektaşi okulları var. Bu tür felsefeleri öğreten ve bu tür insanların yan yana geldiği. Ve de en önemlisi tekkeler var. Bu tekkelerin işlevi çok büyük. Ne yapıldığı da çok keyifli bu tekkelerde. Bu tekkelerde Sufistlerin, Bektaşilerin bir araya geldiği ve yine bu iyi insan olmak ve insanı sevmek ve insanı sevme yolundan Allah'a ulaşmak, kendini tanımak gibi bir felsefe çerçevesinde buluştuğu ve müzik ve dansın çok önemli olduğu yerler. Yani biraz mistik bir noktadayız tekkelerde derken. Çok fazla tekke var. Atina'da da tekke var. Bu arada işlevsel değil ama hani tekke olarak kullanılmış bir yer var. Bu tekkeler gerçekten çok popüler. Halkın sosyal yaşantısı için de önemli yerler. İşte alkol, haşiş kullanımı var bu yerlerde. Şarap. Çünkü burada amaç biraz bir arınmaya uğramak. Müziğin de o verdiği etkiyle, işte biraz içkinin de verdiği o kafa sakinliğiyle ve arınma duygusuyla birlikte Allah'a ulaşmak gibi bir amaç var. Yani merkezine insanı koyan, Allah'a ulaşmayı sevgi yolundan gören bir akım ve bu akımın pik noktasını, tap noktasını bulduğu tekkeler var. Bu tekkelerde dediğimiz gibi işte kız erkek birlikte olabiliyor mesela, alkol kullanımı var, işte şarap içiliyor, müzik, tasavvuf, dans, mesela insanlar yan yana oturuyor, sık sık oturuyor. İlginç, hem sosyal açıdan belki Müslümanlığa geçecek Ortodokslara da cezbedici gelebilecek bir ortam sunan bir yapı var, bir ortam var ortada. Hem de gerçekten daha hümanizm, insanı merkezine koyan bir yapı var. Ne dedik dersin başında? Osmanlı şehirleşmesinden bahsettik, şehirleşme kurumlarından bahsettik. Ve bu kurumların Müslümanlığa pozitif bir etki yapıp çoğu Ortodoks'un, çoğu Hristiyan'ın Müslümanlığa geçmesini sağladığını gördük. Aynı etkiyi işte bu yaygın Sufist felsefe ve tekkeler de yapıyor. Tekkelerin öneminin ne kadar büyük olduğunun altını ne kadar çizsem az, gerçekten kitlesel Müslümanlığa geçme hareketinin öncülerinden olan bir kurum tekke. Çünkü Ortodokslar görüyor ki ya bu tekkeler de Müslümanlığın bir kolu olduğuna göre, Sufizm de Müslümanlığın bir kolu olduğuna göre, burada insanı da sevmek baz alındığına göre ve ortam aslında biraz eğlenceli de olduğuna göre, yani tekkelerin dini işlevi var evet ama bu size anlattığım müzikli, danslı, arınmalı ortam da var ve bu çoğu insana hoş gelen bir şey. Osmanlı'da bu tekkeler, bazen tarikatlar günlük yaşantının, sosyal yaşantının büyük bir parçası. Çoğu Hristiyan'a bunlar hoş gelen şeyler ve bu bazda belki de vergilerini ödememek için, cizye vergisinden muaf kalmak için, çok da kendilerine zıt olmayan bir durum gördükleri için Müslümanlığa geçmeyi de tercih edebiliyorlar. Tekkelerin burada işlevi çok büyük. Tabii ki de Hristiyanların, Osmanlı'nın özellikle bu ilk döneminde Müslümanlığa kitlesel geçmelerini tek bir şekilde açıklayamayız. Bölge bölge çok fazla değişiklik var. Bugün şehirleşmenin kurumlarını gördük ve de tekkelerin önemini gördük. Sufist felsefenin önemini gördük. Ama mesela bir Girit'te gerçekten Girit halkı Venediklilerden yaka silken, Venediklilerden yaka silken Girit halkı çok bariz bir şekilde Türkleri destekliyor Katoliklere karşı. Venedikliler de çünkü gerçekten Girit halkını çok büyük zorluklara itiyorlar. Gerek ekonomik politikalarıyla, gerek sosyal politikalarıyla. Girit'te de Osmanlı'yı çok fazla destekleyen, Osmanlı'yla işbirliği yapan, Osmanlı adayı Venediklere karşı işgal etsin diye Osmanlılarla işbirliği yapan çok fazla insan var. Osmanlıları bilgi sızdıran çok insan var Osmanlı-Venedik çatışmalarında. Adalar bu arada çok bir parantez içinde çeşitli güçlerin elinde. Kimi işte 12 ada mesela şövalyeler, Rodos şövalyeleri dediğim şövalyelerin elinde. Yunanistan'a yakın o güney, Atina'nın güneyinde kalan adaların çoğu Venedik'in elinde. Çünkü kendi ticaret yollarına yakın, stratejik önemi var.
işte Çanakkale Boğazı ve civarındaki adalar Cenevizlilerin elinde. Yani adalarda da bir birlik yok. Ama Girit söz konusu olduğunda, ki Girit'i çok zor alıyoruz Venediklilerden. Osmanlı'yı destekleyen, Osmanlı'ya sempati duyan büyük bir Girit halkının da varlığından söz edebiliriz. Şimdi bu video çok önemli. Bu video bize neyi gösteriyor? Müslümanın hangi kurumlarının pozitif bir imaj yarattığını, daha önceki videoda Ortodoksluk Müslümanlıkla birlikte var olabilir mi? Bunu gördük. Bu videoda bu var olma durumu hangi mekanizmalarla birlikte sağlandı? Bunu gördük ve de Hristiyanların Müslümanlığa neden geçtiğini, geçmek için nasıl nedenleri vardı ve bu hangi mekanizmalar altında mümkündü? Bunu gördük. Özetlemek gerekirse, neden kitlesel bir Hristiyanların Müslümanlığa geçme akımı var? Dediğimiz gibi her şeyden önce bütün bu medreseler, hamamlar, işte çeşmeler, imaretler, tekkeler pozitif bir imaj yaratıyor. Bu birinci neden. Özellikle burada tekkelerin rolü çok büyük. Müslümanlık için bu kurumlar çok önemli. İkinci bir nokta, bunun da önemi çok büyük. Cizye vergisi. Arkadaşlar unutmayın, gayrimüslimler hep vergi ödemek zorunda, Müslümanların ödemediği. Bu cizye vergisi. Eğer bir insan kadıya gidip 3-5 cümleyle Müslüman olabiliyorsa, bu vergiden de muaf olabiliyorsa ve de belki o Müslümanlık içinde belki Sufilik ve o Bektaşilik adı altında kendine uygun felsefeler bulabiliyorsa, çünkü neticede amaç insanı, doğayı sevmek, Allah'a insan sevgisi ve Allah sevgisi yoluyla ulaşmak, o zaman neden ben vergiyi ödüyorum ki deyip cizye vergisini ödememek için de Müslümanlığa geçenlerin mutlaka olduğu bir gerçek. Ve üçüncüsü de Maria Efimio bunu diyor, korku. Neticede Müslüman bir toplumda yaşıyorsunuz. Müslümanlığın, şeriatın olduğu bir Osmanlı Devleti'nde yaşıyorsunuz. Korkmanız da normal. Özellikle Osmanlı'nın son dönemine doğru. Belki de yanlış politikalar, vergilerin arttırılması, işte belki keyfi kelle almalar gibi noktalarda insanlarda korku da yaratıyor olabilir. Korku da belki unutulmaması gereken bir unsur. Bu videonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok farklı bir bakış açısı getirdik bizim belki çok alışık olduğumuz kurumlara. Bu kurumların farklı bir işlevini gördük din çatısı altında.